Mezarlığın birinde mezarlık kadını diye meşhur olmuş bir kadın yaşıyordu. Bu kadın dünyevi hayatı reddetmiş ve mezarlıkta yaşamaya karar vermişti. Böylece söylediğine göre ölülerle arkadaşlık edebilecekti. Anlattığına göre geceleri uyanıp çocuk yaşta ölenlerle oyunlar oynuyor, ölülerle konuşuyordu. Muhabir, mezarlıkta yaşıyor ve ölüleri gördüğünüzü, onlarla oyunlar oynadığınızı söylüyorsunuz. Nedir bunun aslı diye sormuştu. Kadın anlatmaya başladı. Ben burada doğdum. Bütün hayatım da mezarlıklarda geçti. Evlendiğim zaman mezarlıktan ayrıldım ve ne zamanki eşimden boşandım tekrar mezarlığa döndüm. Evlilik hayatım dışında da mezarlıktan hiç ayrılmadım. İnsanlardan, akrabalarımdan ve komşularımdan kötülükten başka bir şey görmedim. Ben de dünya hayatından ve insanlardan uzaklaştım. Kendimi zühde adadım. Burada yaşıyorum. Küçük bir kulübede kalıyorum. Tam 43 senedir buradayım. Annem ve anneannem de burada yaşıyorlardı. Ölüleri görüyorum. Hayatta olan insanlardan daha sıcak ve sevimli geliyorlar bana. Onların arasında kendimi rahat ve güvende hissedebiliyorum. Muhabir, onlarla konuşuyor musunuz? Dediğinde kadın, evet konuşuyorum. Belki bu konuşmalar hayalimde kurduğum şeylerdir ama onların sesini kulaklarımda hissedebiliyorum. Mesela burada bu ağacın altında 3 tane küçük çocuk yatıyor. Bu ağaca insanlar büyülerini ve sihirlerini getirip gömüyorlardı. Bu 3 çocuğun anneleri babalarından boşanmıştı. Bu çocuklar da yapayalnız bir şekilde küçük bir kulübede yaşıyorlardı. Hemen yan odalarında huysuz ve aksi bir ihtiyar adam kalıyordu. Bir gün çocuklardan biri o adamdan önce tuvalete girmişti. İhtiyar bunu görünce öyle öfkelendi ki çocuğu öldürdü. Ardından çocuğun diğer iki kardeşi geldi. Adam onları da bıçakla yaraladı. Ben bu olanların hepsini gördüm. Bunlar olduğunda ben de çocuktum. O çocuklar benim arkadaşımdı. Şimdi o çocuklar bana geliyorlar. Yaşadığım kulübeye geliyorlar ve benim etrafımda dönüp oynuyorlar. Onların ölümünden sonra anneleri aklını kaçırdı ve akıl hastanesine kapatıldı. Şu mezarda da yanarak ölmüş bir kadın var. 30 yaşlarında temiz ve düzgün bir kadındı. Herkes ondan hayırla bahsederdi. Hayattayken benim arkadaşım değildi fakat öldükten sonra onunla arkadaş oldum. Onun hikayesi de şöyle. Ne zaman onu istemek için bir damat adayı çıkıp gelse ailesi reddedermiş. Bu o kadar çok yere gerçekleşmiş ki. Kız kardeşi bana anlatırken şöyle demişti. Banyoya girip yalnız başına ağlıyordu. Aynaya baka baka ağlardı. Sonunda onu cin çarptı. Garip garip işler yapmaya başlamıştı. Bir keresinde ben uçuyorum ve korkunç şeyler görüyorum demişti. Bütün bu yaşadıklarına tahammül edemeyecek kadar zayıf düşmüştü. Sonunda kendini yakarak intihar etti. Bu kadın öldüğünde ben daha küçüktüm. Ona yanan kadın diyerek seslendim. Beni duydu ve bana adımla hitap ederek cevap verdi. Herhalde annem bana sesleniyor diye düşünerek etrafıma baktım fakat kimseler yoktu. Annemin yanına gidip bana sen mi seslendin anne diye sordum. Annem hayır diye cevap verdi. O andan beri ne zaman oradan geçsem Esselamu aleyküm ey falanca kadın diyerek ona selam veririm. Sonra da sanki benim selamımı alıyormuş gibi ondan gelen işaretleri hissederdim. Her gün ona uğrayıp mezarı başında durur, bütün gün yaşadıklarımı anlatırım. Sonra mezarın içinden gelen bir hışırtı duyarım. Sanki bana cevap veriyor gibi hissederim. Gece olduğunda yeni mezarları dolaşırım. Onları selamlayıp kendi odama dönerim. Kendi başıma kalınca da eşim beni terk etti, annem vefat etti, dünyanın kapıları da bana kapandı. Yüzüm karardı ve yapayalnız kaldım diye ağlarım. Muhabir, peki neden ve nasıl Rabbimin hikmeti olan insanlarla bir arada yaşamaktan uzaklaşıyor ve yalnız kalıyorsun? Kadın, ben insanlardan kaçtım. Burada mezarlığın tam ortasında yaşıyorum. Mezarları içine gömülen büyülerden temizliyorum. Mesela şu çocukların gömülü olduğu mezarın başında ağacın altına sürekli büyü gömüyorlar. Ben de gidip o büyüyü çıkarıyorum ve onlara Kur'an okuyorum. Ben burada yalnız da değilim. Etrafımda insanlar var. Ben onları görmesem de bazen bazı mezarların arasında dolaşırken ağlama sesleri, çığlıklar işitiyorum. Elbette ilk zamanlarda korkuyordum. Fakat kalbimden korku da silindi. Sadece Allah'tan korkmayı da öğrendim. Muhabir, söylediklerinizin hepsi çok garip şeyler. İlk kez duyuyorum böyle şeyleri. Sizi ne yalanlayabilirim ne doğru söylediğinize şahitlik edebilirim. Ölülerin yeryüzünde bir yeri yoktur. Bu yüzden söyledikleriniz gerçekler mi yoksa hayal ürünü mü, gerçekten ölülerle mi muhatap oluyorsunuz yoksa cinlerle mi, bunu asla öğrenemeyeceğiz. Allah en iyisini bilir.